Herkese selamlar dostlarım, ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün videomuzda sizlere Arif Adnan Akdemir YouTube kanalındaki çekilişten bahsedeceğiz. Onun dışında yine kuşlarımızın şöyle bir genel durumunu sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricam, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve emeğimi karşılığı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dostlar, bir de şunu belirtmek istiyorum. Maalesef sosyal medyada klavye küheylanlarım çok, yani biliyorsunuz her yerde oluyor. Bize de rast geliyor bazen. Bazen insanların menfaatlerine karşılık vermeyince hemen aboneliklerini bozdurup bir şekilde bize böyle bir savaş açma derdine düşenler var. Ama bizim kimseyle bir sıkıntımız yok. Biz sadece kendi çizgimize gidiyoruz ve o çizginin içine giremeyenlerle de uğraşmıyoruz. Şunu söyleyeceğim. Sağolsun avukat Oğuzhan Keseden hocamız bu konuda bize yardımcı olacak. Bundan sonra sosyal medya hesaplarımız incelenecek ve bu inceleme sonucunda hakaretvari veya şahsımıza veya kendi firmamızın şahsına yönelik bir hakaret olduğunda tazminat davası açılacak ve kazanıldığında da dostlar, ki bize doktor kazanacak, 3 de olsa 5 de olsa TMA hastası çocuklara bu gelir bağışlanacak, bilginiz olsun. Bunu da burada belirteyim, herkesin haberi olsun. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Arif Adnan Akdemir YouTube kanalının neden sürekli işte bahsediyoruz, neden sürekli onunla ilgili paylaşımlar yapıyoruz? Hemen önce onu söyleyeceğim. Arif Adnan Akdemir benim hayatıma Brahma üreticiliğinden sonra girdi ve arkadaşlar ciddi derecede gönlümde, kalbimde bir dost olarak yer edindi. Bazı insanlar önce tanımadan önce kendisi hakkında konuşuyorlardı. Maalesef ki ülkemizde bu da var. İyi iş yapan insanlar konuşuluyor. Biz Manisa'da tanıştık Arif'le. Emrah abinin bu arada, kendisine selam olsun. Onun da YouTube kanalını takip edersiniz. Onu da sürekli zaten bahsediyoruz. Uzayan kol bizden olsun mantığıyla biz sürekli dostlarımızın iyi işler yapmasıyla alakalı öncülük yapıyoruz. Aynı şekilde dostlarımız da bizim iyi işler yapmamıza vesile oluyor. Buna Arif ve Emre abi çok büyük bir örnek gösterebilirim. Arif'in bana bu sezon kattığı çok şey var. Özellikle Brahma üreticiliğinde olsun ve Alabay köpeğimizi bize sevdirme konusunda olsun. Sadece bu köpek tavuk değil arkadaşlar. Psikolojik destek olsun. Aslında bana büyük bir faydada bulunuyor, destekte bulunuyor arkadaşlar. Bu sebeple Arif Adnan Akdemir'in YouTube kanalının da arkadaşlar çok ileri düzeyde büyüyeceğine de canı gönülden inanıyorum. Yani ileride milyonları göreceğini bile inanıyorum. Bakın, bugünün yazdım bu videoyu. Çünkü elimde ciddi derecede güzel işler var. Yani bakın, işler diyorum. Çünkü bu adam bu işi iş olarak yapıyor. Hobi olaraktan geçmiş. Tıpkı bizim muhabbet kuşunu iş olarak yaptığımız gibi. Şöyle kuşlarımızı yakından göstererek devam edelim. Arkadaşlar, Arif Adnan Akdemir Türkiye'ye ilk hakiki, yani böyle nasıl bu kuşlar da yurt dışından geldi, üst basıp çok jumbo diyoruz. Arif Adnan Akdemir de üst basıp Brahma'yı Türkiye'ye sokan insanlardan birisi. Arif Adnan Akdemir'in birçok Brahma üreticiliğinde Türkiye dereceleri var arkadaşlar. Arif Adnan Akdemir'in Alabay köpeği konusunda ciddi yatırımları var arkadaşlar. Arif Adnan Akdemir sadece bunları yapmıyor. Arif Adnan Akdemir her türlü kanatlı uzmanlığına sahip. Ve ben de bu şekilde videolar çekerek artık muhabbet kuşuyla da haşır neşir yapmaya çalışıyorum. Aslında geçmişinde muhabbet kuşu üreticiliği var diye biliyorum. Ama böyle ucundan dokunmuş çıkmış arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse onu da iyi bir muhabbet kuşu üretimhanesiyle burun buruna getireceğim. Bakalım gönlümüzden geçenler olur. Arkadaşlar, tekrar ediyorum. Arif benim şu anda ciddi derecede destekçim ve ben de nacizane, bakın aslında kitle farkları var.
Yani benim kitlemle Arif'in kitlesi birbirine pek uymuyor. Bizim Fındık da burada topuyla oynuyor. Icardi'ye benziyor zaten. Ne yapıyorsun lan? Sen futbolcu mu olacaksın? Vay yavrum vay. Benden hızlı koşuyor. Evet, kuşlarımıza herhangi bir zarar vermiyor, onu da söyleyeyim. Bir problem olmuyor arkadaşlar. Ne demiştik? Arkadaşlar, biz gönlümüzden geldiği gibi hareket ediyoruz. İçimizden geçeni yapıyoruz. Ama asla ve asla şöyle bir düşünceye de kapılmıyoruz. Kapılanları da kınıyorum. Arif'in çok büyük imkanları var. Bu maddi olarak demiyorum bakın arkadaşlar. Profesyonellik olarak ve üreticilik olarak güzel imkanları var. Ve arkadaşlar biz Arif'in artık tanınmasından yanayız. Ne anlamda tanınması? Zaten Türkiye tanıyor. Sakın yanlış anlamayın. Bir Brahma'yı ben 1 liraya satıyorsam aynı Brahma'yı Arif 10 bin liraya satabiliyor. Bu bir markadır arkadaşlar zaten. Bir önceki videolarımızda da bunu söyledik. Arif'in bizim reklamımıza ihtiyacı var mı? Kesinlikle yok ama Arif'in tanınmaya, sosyal medyada özellikle YouTube'da tanınmaya ihtiyacı vardı ve bu tanınmayı da çok güzel kendi emekleriyle başardı. Sadece bu videoyu çekme amacım benim takipçilerim Arif'i izlemeli. Yani güzel vakit geçireceğine kefil oluyorum. Burada ben kendi takipçilerimi yönlendiriyorum. Ciddi anlamda söylüyorum. Hem bilgili, hem tecrübesi var, hem de arkadaşlar elinde çok güzel imkanları var, video çekecek. Yani biz sadece böyle muhabbet kuşu çekiyoruz, muhabbet kuşuyla alakalı işler yapıyoruz. Ama Arif elinde, yani arkadaşlar kuğusundan tutun, tavus kuşuna kadar, ördeklerin çeşitleri, yani belki onlarca çeşidi vardır. Tavukların belki yüzlerce çeşidi vardır diyeyim. Yani burada tüm takipçilerime kesinlikle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar şimdi gelelim kendi kuşlarımıza. Arif'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Her zaman baş tacı gönüllerde yeri var. Onu da söylüyorum. Zaten biz günlük herhalde 1-2 saat konuşuyoruz. Dostlar burada artık bu keratalar yavaş yavaş kuyuya girmeye başladı. Önümüzdeki sezonun bunlar Allah izin verirse müdavimleri olacak, demir başları olacak. Özellikle şu violet erkeğimizin gelişimini çok merak ediyorum. Tel tel açmaya başlıyor. Bakın tüy yapıları tel tel geliyor. Şunu hep söylüyorum. Şovjumbo kuşunu yorumlamak için en az 4-5 aylık olması gerekiyor. Ama tam anlamıyla yorumlamak istiyorsanız kesinlikle 11 aylık olması gerekiyor arkadaşlar. Şu kuşun kardeşi mesela daha ince ama onda da bir gelecek var görünüyor. Yine şu Painted Spangle erkeğimiz de son derece güzel. Şu da arkadaşlar Hatay'dan Akif kardeşimize gidecek Allah nasip ederse. Şurada bir gri sarıyız. Yani oğlumuz diyorum, inşallah kız olmazsın. Ve şurada da yine Spangle erkeğimiz. Bunlar arkadaşlar bu sezon inşallah, yani bu sezon derken önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Kasım aylarında falan eşe atılacak bebeklerimiz. Bunlar arkadaşlar biraz daha, yani bir batım daha önce çıkan yavrular. Mesela şu kuşumuz Kordalisi aratacak bir kuş var yani farkındaysanız. Ve yine bu kuşumuz da onun kardeşi. Bunların arasında da yine bir iki ay var. İkisi aslında kardeş. Yine aynı şekilde bunlar da, yani bu kuş da şu kuş öz kardeş aynı yuvada. Bunlar sadece bir batın üstü. Bakın bu ilk tüyüne girmiş. İlk tüyüne girip kafa patlatmasını yapmış. Şu kuşumuz satılık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Diğer isteyen olursa bu kuşumuzu sahiplendireceğiz. Yine arkadaşlar şuradaki kuşlarımız da ilk tüyüne girdi. Yani patlattı bunlar. Daha da patlatacaklar. Allah nasip ederse yine her şekilde bu kuşumuz da ilk tüyüne girenlerden. Mesela bu kuşun bir kardeşi daha var. O da burada arkadaşlar. Mesela o bunun kadar olmadı.
yuva imgesi dediğimiz şey bu oluyor tamamen. Onu da söyleyelim. Aslında elimizde çok daha güzel cevherler var. Mesela şu kuşumuz da ilk tüyüne girenlerden. Şöyle gösterelim. Bakın. Burada bir tane gri oğlumuz vardı. Onu görebilirsen iyi olacak. Onu o tarafa mı koydum acaba? Yok, şu arkası dönük olarak. Bakın şu kuşumuzda güzel bir tarzı var. Cerdan maskesini görüyorsunuz. Bu kuş da ileriye dönük güzel patlayacak. Babasını da göstereyim size. Babası ve annesi de burada arkadaşlar. O kuşu. Yani babayı geçer mi tartışırız ama babayı yakalar inşallah. Yine aynı şekilde dostlar, şurada bu kuşlarımızın kardeşleri var. Mesela bu az önce gösterdiğim çiftin son düşen yavrusu, bebek yani, şu anda 45 günlük. Aynı şekilde bu da onların yavrusu. Ve arkadaşlar bakıyorum hemen. Şu da ileriye dönmüş güzel bir kuş olacak. Onun sinyalini veriyor. Ve zaten şu da aynı şekilde ileriye dönük sinyaller veriyor. Dostlar, bunlar bizim gelecek vadeden yavru kuşlarımız. Bir de burada dişi kuşlarımız da. Mesela dişileri de biraz gösterelim. Gelecek vadeden bunlar bu sezon ürettiğimiz yavrular. Bakın şuranın hepsi de bu sezon ürettiğim dişiler. Bunlar ilk tüyüne girecek Allah nasip ederse. Yine bakın ilk tüyüne girmiş bir dişi. Arkadaki DF kızımız da aynı şekilde ilk tüyünü girmiş. Buradaki minnoşlar da yavru, ilk tüyüne girecek inşallah. Ve arkadaşlar şu karşıdaki princess, bu da ilk tüyüne girmiş. Yine burada bir ilk tüyüne giren kızımız var, opal mavi. Hemen onu da göstereyim şöyle sizlere. Bu kuşlar Allah nasip ederse 6 aylık ve 9 aylık olduğunda, asıl yani ana tüy dediğimiz tüye girdiğinde, anaçtan gelen ana tüy girdiğinde çok daha güzel olacak ve şekil alacaklar arkadaşlar. Videoyu daha fazla da uzatmak istemiyorum. Dostlar, kanallarımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bakın tekrar ediyorum, video beğenilmesi tamamen bizim çektiğimiz videolara sizin verdiğiniz karşılık gibi geliyor. Hiçbir şekilde video beğenildiğinde bir para kazanma veya işte bir gelir elde etme gibi öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kesinlikle yok. Burada şerefimin namusunun üstüne yemin ediyorum. Video beğenilmesi hiçbir şekilde para kazandırmıyor. YouTube'dan çok böyle büyük paralar da kazanmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ona göre yani arkadaşlar, videoları beğenmeniz tamamen bizlerin videolarının ön plana çıkarmasını sağlar ve bizleri tekrar video çekmeye aşılar, tetikler, bizi motive eder arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.